Yeni bir haftadan herkese merhabalar. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Eda Karada yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bu haftaya biraz daha sakin başladığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla geçtiğimiz haftaya göre bu hafta biraz daha sakin geçecek. Dış piyasada Amerika'dan büyüme verisini, çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksini takip ediyor olacağız. Bunlar biraz daha majör veriler olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa tarafında ise İngiltere'den büyüme rakamları var. Bugün ise Euro bölgesinden enflasyon datalarıyla günü tamamlıyor olacağız. Şimdi bugüne gelecek olursam aslında Euro bölgesinden enflasyon datalarının dışında açıklanacak çok önemli bir veri akışımız bulunmuyor. Dolayısıyla veri bazlı bir hareketin beklendiğini söylemek yanlış olabilir. Yani bugünü biraz daha sakin geçiriyor olacağız. Bence hak ettik çünkü geçtiğimiz hafta o kadar çok yorulduk ki en azından yeni haftaya biraz daha sakin başlayalım. Şimdi açıkçası bu hafta sonu biraz vergiyle ilgili gelişmeler yakından takip edildi biliyorsunuz son dönemlerde vergiyle ilgili haber akışları zaten fiyatlar içerisinde hissediliyor. Bazen ona yönelik bir iyimserlik doları desteklerken bazen de bu yasa tasarısı hayata geçirilmeyecekmiş gibi bir algı yaratılıyor ve dolar zayıflıyor. Dolayısıyla dolar son dönemlerde Fed'in dışında bu Trump'ın vergiyle ilgili yasasında e, bayağı etkilendiğini söylemek mümkün. Ama hafta sonu gelen bir habere göre ABD'de şimdi Cumhuriyetçiler artık hem temsilciler meclisinden hem de senato'dan çıkan bu e, vergiyle ilgili yasayı ortak bir noktada, ortak bir tasarıda buluşturmuşlar. Bu haftada bu tasarının tekrardan oylanması bekleniyor ve oylama yeterli oy alırsa artık son e, kapı Trump olacak ve Trump'ın imzasına bakacaklar ki zaten Trump'ın istediği de önüne geleceği için bir imza ile işi aslında hayata geçirecek. Şimdi bundan sonrası önemli. Yani bu vergi tasarısı hayata geçirildikten sonra ne olacak? Evet dolar açısından pozitif bir algı ama şöyle bir durum var. Çok fazla e, söylentilerle karşılaştık son dönemde. Yani az önce de belirttiğim gibi bir tarafta oldu dediler, bir tarafta olmadı dediler. Piyasada bunu sürekli fiyatlayıp durdu. Artık yavaş yavaş sonuna geldiğimiz için sadece dolar açısından pozitif olur ama çok güçlü bir dolar algısı piyasaya yansıtmaz. Yani açıkçası sürpriz bir durum olsaydı bir anda karşımıza çıksalardı ve biz vergiyi onayladık, vergiyi hayata geçiriyoruz deselerdi evet o zaman gerçekten güçlü doları konuşabilirdik. Çünkü Trump'ın bir yıl sonra artık bir vadi yerine gelmiş olacaktı. Ama baktığınız zaman biz zaten son birkaç aydır bunu konuştuğumuz için artık piyasada yoruldu. Sadece noktayı koymak istiyoruz ve Anlaşılan yılbaşı öncesi belki biz bu noktayı koyacağız gibi. Çünkü önümüzdeki hafta biliyorsunuz onların Christmas tatilleri var. Bir Christmas öncesi e, galiba bunu hayata geçirecek gibi duruyorlar. Dolayısıyla biz en azından bu hafta yine vergiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Peki son olarak isterseniz dolara bakalım. Dolar TL'de aslında çok büyük bir değişiklik yok. Geçtiğimiz hafta merkeze aldık. GLP'de 50 bas puanlık bir faiz artışına gitti. Piyasaları tatmin etmedi, TL'yi negatif değerlendirdi. Derken dolar TL'de aslında çok büyük bir hareketlilik yaratmadı. Kuru zaten son biz birkaç aydır 3.80-3.90 aralığında izlemeye devam ediyoruz. Bu sabah da 3.85 seviyesinin üzerinde. Az önce belirttiğim vergi ilgili gelişmeler doları desteklediği için aslında 3.80 85'in üzerine konuşmaya da devam ediyoruz. Artık merkezin yansıması biraz daha azalmış durumda. Biz yine bu hafta dış piyasayla şekilleniyor olacağız ve 3.85 seviyesinin üzeri bizim için 3.85 ve 3.90 aralığını bir süre daha ihlal etmesine neden olabilir. Geri çekilmelerle zaman zaman karşılaşabiliriz. Böyle bir rahatlama, bir gevşeme havası oluşabilir ama çok fazla bir satış dalgasıyla şimdilik karşılaşma ihtimalimiz biraz daha zor gibi duruyor. En azından biz bu haftada dolar tl'yi 3.80 ve 3.90 arasında konuşacağız gibi. Türkiye yönelik risk algısını da biraz daha azalma söz konusu. Diğer tarafta dış piyasada da doların güçlenmeye devam etmesi dolar TL'nin geri çekilmelerini biraz daha sınırlayabilir. Yani kur 3.85'in altını biraz zorlamak istese bile çok kalıcı kalmaz. Çok kalıcı olmaz ve 3.85 3.90 arasında geçirebilir. Dediğim gibi sakin bir hafta, sakin bir gün. E, şimdiden herkese iyi bir hafta dilerim.